Değerli meslektaşlarım ve sevgili misafirler, 2014 yılı Ocak ayı ilçe toplantısına hoş geldiniz. Bugün de gündemimiz bayağı yoğun ve önemli konuları içermektedir. Bu gündemi hazırlayan, toplantıyı sunan arkadaşlarımı kürsüye davet etmek istiyorum. Hakan Şaklı, Deniz Gülcan ve Serkan Yılmaz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sözü size bırakıyorum. 2014 yılında hoş geldiniz. Ve bulunduğumuz yeni yılın hepinize sağlık, huzur ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Gündemimizin ilk maddesi olan bilgilendirme yapmak üzere ilçe başkanımız Sayın Fuat Özgür'ü davet ediyorum. Değerli misafirler, değerli meslektaşlarımız, değerli basın, 2014 yılının ilk aylık toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2014 yılının hepimize sağlık, mutluluk, başarı, ülkemiz için barış ve huzur dolu bir yıl olmasını da temenni ediyoruz. Aralık ayı ve bugüne kadar olan size biraz faaliyet ve etkinliklerinizden bahsetmek istiyorum. 6 Aralık Genel Merkezimizin düzenlediği ve bu yıl ikincisi yapılan Türkiye Mali Müşavirler Kongresi'ne derneğimiz katılmış bulunmaktadır. 7 Aralık'ta Genel Merkezimizin seçimli genel kurulu olmuştur. Bu genel kurulunda önceki dönem dernek başkanlığımızı yapan Erkan Ereğe Bakan denetleme kurulu üyeliğine seçilmiş. Daha sonra görev dağılımında da denetleme kurulu başkanı olmuştur. Kendisini yönetim kurulum adına hem tebrik ediyorum hem başarılarının devamını diliyorum. Eylül ayından beri biz yönetime geldik. Bizim çalışma programımız yapılırken arkadaşlarımızla ilk önceliğimiz sivil toplum kuruluşları ve şubeler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ön plana almıştık. Ve bunun da göstergesi olarak bu sene il dışımızdan olan Uzunköprü, Tekirdağ şubelerinin gecelerine katıldık. Ve ilçemizde İstanbul içinde olan Şişli şubemizin de yemeğine katılarak onlara dayanışma halinde olduğumuzu göstermek istedik. Ve sizlerin selamlarını da oraya götürmüş bulunduk. Gene 2014'ün ilk gününde sayılır 2 Ocak'ta yeni genel başkanımız Server Gökmen'i yerinde ziyaretimizi yaptık. İlçemizin bağlı bulunduğu Zeytinburnu Vergi Dairesi'ni müdürünü makamında ziyaret ettik. Sizlerin selamlarını ilettik. Kendisi de size selam söyledi. Bu ay meslek sözleşmelerindeki damga vergilerini zamanında yatırmanızı istedi. Kendisinden şu sözü de aldık. İlçemizdeki meslektaşlarımızın borcundan dolayı e-haciz veya işlem yapmadan önce kendisi mahsup taleplerine olup olmadığına baktıktan sonra bu işlemi gerçekleştirecek. Eğer bu konuda da yine aksaklık varsa bize bunu bildirirseniz, çünkü müdürümüz bu konuda sağ olsun bayağı duyarlı, onlara ona bu sıkıntıyı iletip herhalde çözüm için daha kestirme yol buluruz diye düşünüyorum. 11 Ocak'ta yine sosyal etkinlik komitemizin organize ettiği Çağatane Sadabat sahnesinde İstanbul Efendisi adlı tiyatro oyununa derneğimize katıldık. Yine 9 Ocak Perşembe günü TRT Ankara sanatçısı ve tenoru daha doğrusu Feridun Güçlü Bey'in yönetiminde derneğimizin bir korosu çalışmalarına başladık. Bu tamamıyla meslektaş ve ailelerinden oluşan bir koro olacak. Sınır sayımız yok. 30 da olabiliriz, 35 de olabiliriz. Ama biz gerçekten derneğimizi sosyal etkinliği anlamında
bir koromuzun olmasını ve Haziran ayında da kısmet olursa bir sahneyle de bunu taçlandırmak istiyoruz. O yüzden koro çalışmamıza katılacak olan arkadaşlarımızın bizle irtibata geçmesinde fayda vardı. Gene İngilizce kursumuz iki grup olarak devam etmektedir. İlk iki ayını bitirdik. Mart'ın sonunda ilk eğitim dönemi diyeyim artık, onu bitireceğiz. Ve ikinci döneme artık talepler doğrultusunda tekrar devam edilecektir. Bayanlarımızın bir folklor çalışması var. Bu salı akşamları devam etmektedir. Bu konuda talebi olan bayanlar olursa bizde irtibata geçmesinde fayda var. 4-5 Ocak'ta İbolu Aban piyesi yaptık. Herhalde Face'den ve internetten bayağı görmüşüzdür. Demin de resim slaytları geçiyordu. Ben öncelikle katılan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sizin huzurunuzda Sosyal Etkinlik Komitemi ve özveriyle çalışan ekibime de sizler adına da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten profesyonel bir ekip anlamında hiçbir şeyi atlamadan en ince ayrısına düşünmüş bir şekilde bir organizasyon oldu. Dolu dolu bize iki gün yaşattılar. Sizlerin vesilesiyle onlara bir daha da teşekkür etmek istiyorum. Benim etkinlik anlamında bahsedeceklerim bu kadar. Son bir duyurum var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir sonraki toplantımız 5 Şubat'ta. Bu 5 Şubat'ı ajandalarınıza şimdiden not almanızda fayda vardır. Çünkü gene önemli konular ve önemli konuklarınız olacaktır. Birincisi, Aralık ayında da teşvikle 611 sayılı teşviği bize anlatan, yarım kalan, onun devamı olacak olan Doktor Ali Osman Taşlıca beyefendi katılıp 6111'de değişen son teşvikleri, KOBİ teşviklerinden bize bahsedecektir. Gene derneğimizin üyesi, aynı zamanda bizim üstadımız olan Evinli Mali Müşavir Hasan Önkibar üstadımız, transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye ve dönem sonu işlemleriyle ilgili soru ve cevaplarını karşılayacağı bir seminer düzenlemektedir. Bu bilgiyi de size aktarayım. Bir de biliyorsunuz bugünlerde Facebook'ta de dolaşıyordu. 405 dolu tebliğ ile ilgili TÜRMOB'la gelir dersinin bir görüşmesi oldu. Bu konuda bilginiz var mı bilmiyorum ama bir şey hatırlatayım onunla ilgili. Gelir iddiasıyla TÜRMOB'un görüşmesi sonucunda şöyle bir uygulama yapılacağı anlamında kesinleştiler ve anlaştılar. Bilanço usulüne göre defter tutanlarda sadece yevmiye defterleri, işletme defteri tutanlarda sadece işletme defterleri ve serbest meslek sahiplerinde sadece serbest meslek kazanç defterlerinin bilgilerini girilmesi konusunda anlaşıldı. Yani bu yük bize kaldı ve bu her senede girilmeye devam edilecek. Sadece şu anlamda yumuşama oldu, süre olayını kaldırdılar. Bunu sene içerisinde zamanla girebilirsiniz. Maliyenin bu konudaki, bunu istemesindeki sebep olarak da defter tasdiği yaptırmayıp KDV mükellefiyeti devam edenleri tespit amacıyla yapıldığı anlamında bir açıklama yapmış. Dediğim gibi süre anlamında bir kısıtlama yok ama bu bilgileri bu seneden başlayarak her sene girmeye devam edeceğiz. Bir hatırlatma daha yapayım. 14 Şubat 2014 biliyorsunuz sermaye artırımları için artık son gün. Limite şirketler 10.000 TL'ye sermayeler çıkarmak zorunda. Anonim şirketler 50.000 TL'ye çıkarmak zorunda. Kayıtlı sermayeler de en aşağı 100.000 zaten olmak zorundadır. Bu bilgiyi de atlamamış olun. Aynı zamanda gelir vergisi mükellefiyetten eğer basit usulde şartları taşıyorlarsa bunlar için de son tarih 31 Ocak'tır. 31 Ocak'a kadar vergilerinize dilekçe verirseniz bununla ilgili de geçişten eğer şartlarda uyuyorsa geçiş işlemlerini yapacaklardır. Bu hatırlatmayla hayırlı bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.